Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe ve Başakşehir'in bir kavgası varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fenerbahçe ve Başakşehir Mainz altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu Deniz Kaygın'ı takibe almış. Şimdi Başakşehir'in de ilgilendiği ofansif orta saha oyuncusu Mainz U19 takımında 8 maçta 9 gol atmış ve Deniz'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor demiş haberi sunanlar. Şimdi böyle bir gol istatistiği var ve takımı sezon sonuna kadar ses çıkarmıyorsa orada da bir sıkıntı var. Şimdi Fenerbahçe A takıma takviye yapmak istiyor. Kolları sıvıyor. Genç yetenek avına düşmüş durumda. 16 yaşındaki İshak Bural alındı. 19 yaşındaki Jorginho alındı. Ensar Brahiç alındı. Geçenlerde yine bir tane siyahi bir oyuncu gelmiş, denemeye alınmış. Şimdi gözümüzü Deniz Kaygın'a çevirmişiz. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu U19 takımında 8 maçta 9 gol atmış. Bir de asist yapmış. Alman ve İsveç pasaportu bulunuyormuş. Yani alt yaş kategorilerinde Almanya'nın U18, U19 takımlarında forma giymiş. Transfer marketine girin bakın. Rogo'nun menajerlik yaptığı gözüküyor. Yani Rogon firmasının olduğu gözüküyor. Alman, İsveç kanatlarda oynayabiliyor. Sağ ayaklı bir futbolcu. Bu arada maç sayısını 10'a çıkartmış. 10 maçta 10 gol 2 asiste çıkartmış. 832 dakikada. Bilginiz olsun. Şimdi Ocak'ta imza atabilir diyor. Yani Ocak ayında imza atabilir. Bu şeyden dolayı ya. Yani henüz A milli takım tercihini yapmadı. Türk sayılabilir. Yani yerli statüde oynayabilir. A takım seçimini yapmadığı için. Ve sözleşmesi yazın bittiği için belli bir bedelle Ocak ayında alınabilir. Ve Başakşehir'de devrede diyor. Fenerbahçe Rogon firmasından yardım istemiş durumda. İtalya'dan 3 kulüp futbolcuyu yakından takip ediyormuş. Lecce, Bologna, Empoli. Ve bunlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor demiş. Ben şunu söyleyeyim aklıma gelmişken, yani Fenerbahçe ve Başakşehir kavgası demeyeyim de çekişmesi diyeyim. Çünkü bu bir çekişme olur. Ben şunu diyeyim. Biz yurt dışında birçok gurbetçi futbolcuya bakıyoruz arkadaşlar. Sadece bu değil. Birçok gurbetçi futbolcuya bakıyoruz. Şu alınacak, bu alınmayacak dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü gurbetçi transferi çok farklı. Şimdi okuyacağım ve biraz uzun olacak haberi. Kısalta kısalta size anlatacağım. Çünkü asıl şimdiki haberde gurbetçi transferleri net bir şekilde ortada. Çünkü şimdi Fenerbahçe stoper için düğmeye bastı. Ana başlığımız bu. Ana başlığımız stoper transferi. Bu ana başlık. Fakat ana başlığın içerisinde ne kardeş başlıklar var, ne yan başlıklar var. Hep birlikte işleyeceğiz. Bir kere Jesus'un ara transferde talebi stoper, stoper, stoper. Kesinlikle stoper. Ama bir taraftan da bakıyorsun yabancı kontenjanı dolu. Hatta iki fazlasıyla dolu. İki fazlasıyla dolu. Takımdaki futbolculara bakıyorsun. Hani şu gitse ulan o niye gitsin diyorsun. Bu gitse bu olmaz diyorsun. Mesela Zayt sözleşmesi bitecek. Satılsa olur mu? Hocam uzatılsın diyorsunuz. Gitse olur mu? Hocam gitmesin. Kalsa olur mu? Uzatmaya yanaşmıyor. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe stoper transferine öncelik vermiş durumda. Hocam o zaman Türk stoper alalım. Evet, bence de çok zekice bir hamle. Bir kere yabancı kontenjanı dolu. Zaitsin satılma olasılığı gün geçtikçe artıyor. Hocam Beşiktaş alacakmış, doğru mu? Ya ister Beşiktaş alsın ister başka bir takım. 5 milyon euroyu versin, kim verirse versin bugün onda. Ha, Zaitsa İtalya'dan talipler var. Ben orada söyleyeyim, 3 tane de talip var Zaitsa. Bu az önceki takımlar bence karıştı. Diğer haberi yapan arkadaşlar karıştırdı, bu Lecce falan. Belki de Zaitsa taliptir. Benden uyarması. Ama şunu söyleyeyim, eşi Türkiye'de kalmak istemiyor.
Yani Beşiktaşlı arkadaşlarından morali bozulabilir ama yani eşi Türkiye'de kalmak istemiyor. Hani 28 yaşına gelmiş durumda. Düzenli olarak forma şansı bulamadı. İlk 11 oynadığı maçlarda da görüyorsunuz. İkinci bir isim Serdar Dursun. Bu arada ben önemli duyumların üstüne çok durmam. Bir kere söyler geçerim. Şimdi Serdar Dursun demişken şunu vermem lazım. Tecrübeli forvet bu sene gözden düştü. Hem de çok ciddi düştü. Hani hem sisteme uyum sağlayamadı, hem sistemde yer bulamadı. Giresun maçında bir fırsat yakaladı. Yakaladığı fırsatı harcadı. Şansını kötü kullandı. Milli takımdaki yerini kaybetti. Ama bunlar değil arkadaşlar. Sezon oynanırken vermiş olduğu bir demeç var. Sezon oynanırken hani gitmek istiyorum türünde bir demeci var. Sonra tabii belki de kulübün baskısıyla yalanlamak zorunda kaldı ya da gerçekten de böyle bir açıklaması yoktu. Onun adına birileri yalan söyledi ama o demeçten dolayı Serdar Dursun'un Fenerbahçe kariyeri bitti bence. Ya Serdar'a çok konuşmaya gerek yok. Bakın Zayt için ben devre arasında %60 gider diyorum. Serdar Dursun için %99 diyorum. Buruma umudunu kaybetmedi. Portekizli futbolcu PSV'den kiralandı. Ama Buruma yabancı kontenjanına takıldı. Ve kadrolu kalabalık olduğu için Avrupa listesine dahil edilemedi. Süper Lig'de dahil edilemedi. Bir de o ara sakatlığı vardı. Uzun bir sakatlık. O da tuzu biberi oldu. Şimdi lige büyük bir ara verilmiş durumda. Ve bu arada oynanacak hazırlık maçlarında oynayabilir. Her şeye rağmen oynayabilir. Kendini gösterebilir. Bakın ben hazırım. Oldum, oluyorum diyebilir. Buruma'nın opsiyonu zorunlu diyen var, değil diyen var. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama hani Fenerbahçe şampiyon olursa zorunludur duyumunu da duydum ben. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe şampiyon olsun da zorunlu olsun diyenleri de duyar gibiyim. Hocam stoper harekatı dedim. Ha, stoper harekatı. Arkadaşlar iki tane yerli, iki tane yabancı isim medyaya düştü. Birinci isim zaten yerlilerden Kaan Ayhan. Rakip çok. Yani Kaan Ayhan için ben bir şey söyleyeyim mi? Haberi hiç okumadan söyleyeyim. İçim atmıyor. İstemiyorum. Bak istemiyorum. Bak Tayyip Talha'yı isterdim Fenerbahçe'ye. Abdülkerim Parmakçı'yı istemiyordum. İşte Bardakçı'yı. Dilime pelesenk olmuş ya. Ahmet Ercanlardan dolayı. Ben istemiyordum olmadan. Mesela Eren Elmalı. İyi bir Fenerbahçeli ama istemiyordum. Niyeyse. Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında gelse iyiymiş. Mesela Tayyip Talha Fenerbahçe'ye gelse iyiymiş. Serdar Dursun gitseymiş. Tayyip Talha gelseymiş. Bence iyiymiş. Yani açık söyleyeyim iyiymiş. Mesela devre arasında bize desek ki Galatasaray. Ya Zayt'sı verin. Kerem Aktürkoğlu'nu size verelim. Ben kabul ederim şahsen. Orada iş yapmadı ama bizde iş yapar derim. Vesaire vesaire. Şimdi Kaan Ayhan'a benim içim atmıyor. Ya arkadaşlar. Bakın. Bunlar Kaan Ayhan'ı iteleyecek birini arıyorlar. Kendileri oynatmıyor. Türkiye'deki kuraldan çok çok haberdarlar. Diyorlar ki bunlar nasıl olsa eşek gibi alacaklar diyorlar. Sezon başında Galatasaray'a dediler ki eşek gibi alacaksınız. Galatasaray dedik eşek gibi almıyoruz dedi. Anlaşamadılar. Ben onu söyleyeyim. Ben Kaan Ayhan'ı uzak görüyorum. Ama hocam geldi dediler. Evet ben de onu merak ediyorum. Geldi diyenler nereye kayboldular? İkinci aday Samet Akaydın yerlide. 28 yaşındaki oyuncu. Bu sezon göz dolduran performans sergilemiş. Geçen sezon da öyleydi. Ben size ne dedim? Bu ligin en iyi iki tane stoperi, Türk stoperi var. Samet'le Tayyip Talha. Adana Demir'e bakın siz. Stoper dediğin öyle olur dedim. Bu sene hepiniz benim lafıma geldiniz. Şimdi bu sene Süper Lig'de Türk stoperler tırt. Ben size söyleyeyim tırt. Harbi söylüyorum bak. Samet geçen seneki kadar iyi değil. Tayyip Talha geçen seneki kadar iyi değil. Abdülkerim o kadar iyi değil. Trabzon'da zaten Türkler oynayamıyor. Mesela Hüseyin Türkmen formayı kaybetti. Beşiktaş'ta zaten Serdar gitti. Hani oynayanlar tırt. Serdar Aziz Fenerbahçe'de görüyorsunuz. Bu sene Türkler tırt. Ama birinci lige bakın.
Birinci lige odaklanan. Orada güzel stoperler var, genç. Yakışıklı, karizmatik. Samet ligde 13 maç oynamış. %85 pas isabeti. Maç başına 46 başarılı pas. %63 ikili mücadele kazanma oranında dikkat çekmiş. Ali Koç, Adana Demir Başkanı Murat Sancak da başarılı stoper için görüşme yapabilir demiş. Miş 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 de muş 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 diyor haberde. Geçiniz. Ha, ben şu kısmı merak ediyordum. Benim merak ettiğim kısma geldik. Fırsat transferi Diakabi. Kabi. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı dolu. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek Zayt Ocak'ta satılabilir. Bu gerçekleşirse stoper için yabancı adaylar gündeme gelecek. Bunlardan biri Valencia forması giyen Maktur Diakabi. Şimdi Maktur Diakabi ismi aslına bakarsanız bir heyecan oluşturur bence. Taraftarda bir heyecana sebep olur gibi geliyor. Şimdi Fransız savunmacının adı daha önce birçok Türk takımıyla anıldı. 25 yaşında, sözleşmesi yazın bitecek. Ve ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Yeni kontrat önerisini kabul etmemiş. Fenerbahçe'de Ocak'ta almaya çalışacakmış. Kusura bakmayın. Buraya kadar her şey tamam. Boy 1,92. Bu tamam değil işte. Fenerbahçe'nin aradığı profil 82-88 arası bence. 1,82-1,88 arası. Yani uzun stoper bilmiyorum, Fenerbahçe'ye mantıklı değil. Bakın futbolcunun gol bilgisine bakın. Attığı gol bilgisi 2. 10 maçta 794 dakika süre almış, 2 golü var. Piyasa değeri zamanında 20'leri 30'ları görmüş. 23 yaşındayken. Şimdi bir düşüşte. Şimdi bir düşüşte. Futbolcunun sakatlık geçmişi. En çok buna bakmanız lazım. Bir futbolcu niye bu kadar düşmüş? Mesela bu sezon uyluk sakatlığından 4 maç kaçırmış. Geçen sezon 5 maç kaçırmış. Ondan önceki ya 5 maç ilk dönem şey 5 maçta ikinci dönem kaçırmış. Ondan önceki sezon 22 gün bir sakatlanmış sezon başında. Bir de 2 maç kaçırmış. Bir de 5 maç daha kaçırmış. 7 maç. Ondan önceki sezon 5 maç daha kaçırmış. Anladınız mı arkadaşlar? Yani biraz sakatlık geçmişi. Ha, stoperlerde sakatlık çok olur. Çünkü ikili mücadelelerde daha çok denkleşiyorlar. Bence bu bizim aradığımız adam değil. Bu haber külliyen yalan bence. Bakın, kimseye sormadan diyorum. Ki sormama da gerek yok. Nino için yeni girişim. Yaz transfer döneminde biliyorsunuz stoper için çok uğraştık Nino'yla. Ve Nino'yu almak için biz bayağı uğraşırken Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'da devrede diyor. Ben Galatasaray'la ilgili hiçbir haber duymadım açıkçası. Ama Fluminense o dönem Brezilya'da sezon devam ettiği için pazarlıklara yanaşmamış. 10 milyon euronun altındaki rakamları kabul etmiyoruz demiş. Ve bu kez pazarlıkları daha makul davranacak diye bekliyoruz. Nino'nun şartlarını soracak diyor. Şimdi Nino ile ilgili ben sosyal medyada şeyi gördüm. Jesus demiş ki hem Nino'nun hem de Gustavo Henrique'nin oyun stilleri aynı. Boşuna para vermeyelim demiş. Saygı duyarım. Üçüncü aday. Pardon, beşinci aday. Rodrigo Becao. Kimsenin konuşmadığı aday. 10 milyon euro piyasa değeri var. Okey. Okey. Futbolcunun sakatlığı sürüyor. Zamanında 1 milyon 600 bin euroya almışlar. Bu sezon iyi bir çıkış gerçekleştirdi ama sakatlık belini büktü. Biz normalde Bekao'nun şartlarını sorduk. Bakın, açık net duyum veriyorum ha. Biz Bekao'nun şartlarını sorduk ama sakatlığıyla ilgili olumlu şeyler duymadık. Biz Bekao'yla ilgili şartları sorduk. Buna kefilim. Nino ile ilgili de sorduk. Hani tekrar olur mu gibisinden. Ama yani 7 milyon euroya kadar düşmüşlerdi en son. Şu an istedikleri pek de az bir şey değil. Futbolcu 53 maça çıkmış arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? 53 maç. 4.437 dakika. Bakın, boy 1,88. Tam sınırda. Hızlı sayılabilecek türde bir oyuncu. Tam sınırda. Ve
Aslına bakarsanız alınabilecek bir oyuncu ama Fluminense'nin kaptanlığını yapıyor. Ben artık Nino'yu da beklemeyin, öbürünü de beklemeyin diyorum. Bir genç yabancı, bir de genç Türk futbolcu olabilir. Bir genç yabancı, bir de genç Türk futbolcu olabilir. Aynı zamanda Fluminense'ye baktığınız zaman orada bir futbolcu var. John Arias diye bir futbolcu var. Bakın 7 milyon euro piyasa değeri var. Yemin ediyorum tipi aynı Samatta'ya benziyor. Bir açın bakın. John Arias. Biz bunu yazın çok almaya çok uğraştık. Bak itiraf ediyorum. Biz bunu almaya çok uğraştık. Kolombiyalı. Yaşı daha 25. 21 Eylül doğumlu. 7 milyon euro piyasa değeri var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu dediğimi unutmayın. Subliminal duyum veriyorum. Rossi'yi 9, 10, 11, 12'ye satıp bu çocuğu 7'ye alsak tarihimizin en zekice hamlelerinden birini yapmış oluruz. Bu kardeşimiz defansif ağırlıklı sol kanat oynayabiliyor. Yani üçlü savunmanın solunda oynayabiliyor. Normal orta sahada oynayabiliyor. Bu arkadaşımız bu sezon 61 maça çıkmış. Hocam o zaman Trabzon'a hayırlı olsun. Yok lan öyle değil. 61 maça çıkmış. 16 gol, 17 asist. 4554 dakika. Bakın. Yani demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. 50 maça çıksa 4500 dakika yapar. Yani 50 maç banko oynamış. Hazır bir futbolcu. 16 gol, 17 asist. Ve kanat performansı. Bir şey söyleyeyim mi size? Rossi gitse, bu arkadaş gelse, hatta Alioski de gitse, bu arkadaş gelse, sizler beni taşa tutacaksınız. Ama hani hem Alioski'den çıkılıp hem bu arkadaş gelip hem Rossi satılsa ve üstte de bir 5 milyon euro fazladan paramız kalsa en az, ben okey derim. Siz okey der misiniz? Ya da şöyle yapalım. Lemos'u feshet. Bruma'yı gönder. Bir yere gitsin. Nereye gidiyorsa gitsin. Ya da Bruma kalsın kadroda. Hani mecbur opsiyonu varsa. Rossi'yi X fiyata sat. Bu arkadaşı al. Arias'ı al. Artı da 5 cebine para kalsın. Alioski'ni de feshet sözleşmesini geri gönder. Bence kar elde ederiz. Bak bence kar elde ederiz. Çünkü beni yanlış anlamayın ama sağ kanadımız tamam. Ferdi Osayi okey. Ama sol kanadımız Alioski yavaş kalıyor. Alioski yeterli katkıyı veremiyor. Sizlere şirin geliyor çünkü Adana Demir maçında gelir gelmez gol attı. Sizde kredisi sonsuz ama ben duygusal bir adam değilim. Mantıklı düşünen bir adamım. Ben size bunu soruyorum. Toparlamak gerekirse Diakabi'yi beklemeyin. Deniz Kaygın ve bunun gibi çok fazla kişiyle ilgileniyoruz. Zaitz gidebilir devre arası. Serdar Dursun gidebilir. Kaan Ayhan'ı beklemeyin. Başakşehir. Buruma ile ilgili söyleyeceğim söylüyorum. Samet Akaydın'ı bence beklemeyin. Bekao'yu beklemeyin. Nino'yu da beklemeyin. Benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Kanalımıza abone olarak da ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.